Selam millet, 4.7 güncellemesi bize ne değişiklikler getirdi? Hemen başlayalım. Evet, bildiğiniz gibi 112'nin çok kötü bir topu vardı, daha doğrusu delişi. Şu an 175'ten 215'e çıktı topunun delişi. Gold mermisi ise hala aynı, 270. Yani artık 112 çok daha rahat, çok daha oynanabilir bir tank haline geldi. Bildiğiniz gibi 175 ağır bir tank için gerçekten çok kötü değerli. Belki hatırlayanlar olur, bu IS-6'nın eski topunun normal delişiydi 175. Artık 215 milimetrelik bir delişe sahip oldu. Çok rahat bir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız. Kendi tiyerinde normal mermiyle delmekte sorun yaşamayacaksınız. Seviye 9'da da gold'a geçip PT'yi yapıştırabilirsiniz. Yani artık çok daha rahat bir şekilde para kasılabilecek 112 tankıyla. Hemen birazcık bir maç göstereyim. Daha sonra bu maçı gösterirken ben herhangi bir 112 incelemesi ya farklı bir inceleme değil. Ben de genel olarak güncelleme notlarından bahsedeceğim, neler geldiğinden bahsedeceğim. Şimdi bildiğiniz gibi öncelikle en çok merak edilen bir T-44-100 etkinliği olacak. Şimdi T-44-100 etkinliğinin ilk haberlerini okuduğumda belirli sayıda dereceye giren oyuncuların ulaşabileceğini söylemişlerdi. Şimdi bunu duyunca aklımıza ne geliyor? Aklımıza KPFZ-70 etkinliği geliyor. Yani aklıma direkt o geldi. Belli bir sınırda, belli bir sayıda oyuncu alabilecekse, etkinlik olacaksa aklımıza bu geliyor. Çünkü daha önceki hiçbir etkinlik buna benzer bir etkinlik değildi. Daha sonra forumda gördüm, hayır dedi Wargaming etkinliklerinden bir tanesi, KPFZ-70 etkinliğiyle alakalı olmayacak dedi, farklı bir şey olacak dedi. Şu an ne olduğunu bilmiyoruz. Alınabilecek mi? Kolay mı alınacak, zor mu alınacak? Seviye 8 bir premium tank sonucunda o kadar kolay alabileceğini düşünmüyorum. Ama çok çok zor da olacağını düşünmüyorum nedense. Yani muhtemelen bugün de günlerden ben videoyu perşembe günü, pardon bugün neydi, bugün çarşamba. Evet, videoyu perşembe günü koyacağım. Benim tahminimce pazartesi günü şey gelecek. Bu etkinlik gelecek ama bu tamamen benim düşüncem. Herhangi bir yerden duyum falan almadım arkadaşlar. Benim kendi düşüncemden bahsediyorum. Ya, pazartesi geleceğini düşünüyorum. Pazartesi gelmezse muhtemelen önümüzdeki cumartesiye kalacak. T-44-100'den bahsedelim. Tankın Blitz'teki istatistiklerinden haberim var. Şeylerinden daha doğrusu, özelliklerinden. Bir T-Alert Mod 1, bir de yanına T-44 aldım. Aslında T-44'ü almama gerek yok. Hatta T-Alert Mod 1'i de almama gerekiyor. Arkadaşlar tank neredeyse T-44'ün birebir aynısı. Birazcık çirkin versiyonu, birazcık kırpılmış versiyonu. Ama çok benziyorlar. Yani yan tarafında iki tane bu şey Anko tankında olduğu gibi garip bir şey var. Ne denir ona artık? Yan sanayide yaptırmışlar sağ tarafına tankı az daha sektirsin diye. Düşük özelliklerini söylüyorum arkadaşlar. DPM'i aynı. Topunun delişi aynı. Alfası aynı. Top alçalışı 5 derece. Mod 1 ile aynı top alçalışına sahip. Bildiğiniz gibi T-44 ile 7 dereceydi bu. 5 derecelik olmayan bir top alçalışı var. İlk negatif özelliğimiz bu. İkinci negatif özelliği. Hızı falan da aynı maksimum hızı. Şey birazcık güç ağırlık oranı ve efektifte birazcık daha düşük kalıyor T-44'e göre. Biraz daha hareketlenmesi biraz daha yavaş olacak. Bakın burada da maçta gördüğünüz gibi Rheinmetall ile atış yedim. Rheinmetall hala kendi base'inde bekliyor. Birazdan bir hamle yapacağım. O yüzden bunu açıklama gereği duydum. Neyse ben tekrar özelliklere devam edeyim. Başka ne var dedik farklı olarak? Gövde dönme hızı evet. Normal T-44'ten daha yüksekmiş. Bir özelliği fazla. Çok ne kadar fark eder. Birinin 47 derece, birinin 51 derece. Şimdi geri maça geri dönüyorum. Şimdi adamların canları çok az kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkisi tek atış. Hatta ilerliyorum daha iki kişi kaldılar diye yine. Maşallah çok da güzel nişan alıyoruz. Çok da güzel atıyoruz Glacial'la. Evet, yaktan göre öyle dedim. İki tanklar orada E-75'i alırlar. Ben arkadan dönmek yerine damage'in peşinde koştum. Dedim ben Rheinmetall'e gideyim. Yani iki tane tanklar. İkisi de nereden baksan E-75'in onları öldürmesi için 4-5 atış yapması gerekiyor toplamda. Bir yandan da arkaya bakıyorum hala. E-75 niye acaba hala yaşıyor diye. Neyse dedim ben Rheinmetall'e gideyim. Az önce gördüğünüz gibi Rheinmetall beni yaklaşık bir dakika önce oradan vurdu. Adamın hala orada olabileceğini düşündüm ama çok hızlı bir şekilde bu tarafa gelmiş. Yani bir de en sol taraftan gelmiş. Geldiği gibi de bir tane adam çekti orada. Yani şu an kendime sövüyorum. Ulan Güneş senin beyniniz neyse. Kendime sövdüm. Yani orada olabileceğini düşündüm. Bazı oyuncular var bildiğiniz gibi maçın sonuna kadar aynı yerde bekliyor ama Rheinmetall böyle bir oyuncu değilmiş. Geldim burada neyse ki yetiştim. Arkadan bir HE atayım. 529 vurdum. Şu an Rheinmetall'in bu arada küçük topu var. Fazla vuran topu yok. Gerçi top da hızlı dolduruyor. Öncelik E-75 almam lazım. Daha sonra Rheinmetall'e yönelirim. Gördüğünüz gibi E-75 hala ölmedi arkadaşlar. Yaklaşık 2 dakikadır orada 100 canla beraber kaldı. Bu açıdan beni delemez. Sadece taraftan.
ki bana atamıyor bile zaten. Bu arada şundan bahsedeceğim. 112'nin zırhıyla oynamışlar arkadaşlar. Gizli olarak oynamışlar. Kesin bir bilgim yok. Ama girdim şeyine de baktım. Training room'da da baktım. Yani Indian Panzer, tamam Indian Panzer'in kötü bir delişi yok. Ama ön üst tarafından attığı 3 atışı da delebiliyor. Yani bu tank seviye ön üst tarafından seviye 9 tankları sektirebilen bir tanktı. Yani gizli bir şekilde oynadığını düşünüyorum. Aynı Type L9'da olduğu gibi. Ama yine de güzel bir tank. Artık topunun delişinin yükselmesiyle daha da iyi bir tank haline geldi. Bakalım maç sonu neler yapmışız. 3146 hasarla 74.000 kredi. Güzel. 112 artık. Daha fazla oynarım. Ayda bir kere oynuyordum. Haftada bir kere oynarım artık. Şimdi Centurion 7-1 arkadaşlar. Bu şey gerçi başından bahsetmedim topunun şeyinde, o FV'den bahsedeceğim de. Eski topuna sahip oldu. Artık 220 idi galiba. Dur bakacağım. Eğer eklemişlerse. Evet, 210 milimetrelik bir hash delişimiz var artık. 210 mu? Bir dakika. Yani şöyle söyleyeyim, artık eski hash topuna tekrardan sahip oldu Centurion 7-1. Bildiğiniz gibi bir önceki yaklaşık 4-5 güncellemede, bu arada yukarıya bakarsanız, yukarıya bundan da bahsetmeyi unuttum, gerçi test server videosunda bahsettim. Minimap'te bir yere bastığınız zaman o tarafa dikkat yazısı çıkıyor, aklınızda olsun bu da, hala birçok kişi fark etmedi bunu. Yani yazmaktan ziyade direkt oraya tıklayarak buraya dikkat, buraya dikkat diye takımı yöneltebilirsiniz. Ki gerçi yazmak çok daha etkili olacak. Teldör'ü gördüm burada, 21 vurdu, muhteşem bir hasar. Ön tarafa doğru gideceğini düşündüm, adam bir anda pat diye durdu ben spotlanınca. Hala hash mermideyim. Yan falan çıkarlar belki vururum diye düşünüyorum. Evet, orada bir FV gördüm, 437'yi vurdum. Burada tam nüfuz etti FV'ye. Bu arada Centurion 7-1'i ilk maçında donanımı değiştirmiştim. Şeyi kullanmıştım. Burada delmedi gördüğünüz gibi. Zırh deliş arttırıcı kullanmıştım ama 9.5 saniyeye ulaştı oldurma süresi. Daha sonra vazgeçtim. Tekrardan geri aldım. Burada delmedi gördüğünüz gibi. Dedim artık bu TL4 gerçi bana tam da şey çıkmıyor. Yani delmem de oldukça zordu. Yani birazcık şansını fazla zorladım burada. Tekrardan APCR'ye geçtim. APCR'ye geçtim. APCR geçer geçmez de düşük rol etti. Şimdi yukarıda iki tankız. FV40 ile ben. Bir tank var yukarıda, diğer ikisi bu aşağıda, ortada bekliyorlar. Garip bir şekilde spotlandılar, ileri gitmekten vazgeçtiler. Artık o tarafa doğru bir atışım olmayı görünce, bu arada yukarıya iki tank gelmiş. Hemen FB'ye yardıma gidiyorum, burada bir atışıydı ama artık ben geldim, benim yanıma gelip burada beraber bunları ikimiz beraber alabiliriz. Ulan bir türlü konuşamadım. Hemen eşi yapıştırdım burada, yaklaşık 500 vurdum ortalama. 495 miydi neydi? Şimdi diğer tanka bakıyorum, onun da öyle aşırı bir canı yok, ona da bir atış attım, o da tam çekti, artık ilerleyebilirim. Şimdi benim canım oldukça yüksek, arkamda bir de FB var, ilerleyip bunları çekebiliriz rahatça. İki tanktan yemesem iyiydi, bir tanesinden yiyeceğimi düşündüm. 427'yi vurdum. Derken FB bunu bırakıp gitmiş. Nereye gidiyorsun FB, ben senin için döndüm buraya lan. Senin için geldim buralara, adam beni bırakıp gitti. Arkada bir tankla falan ilgileniyor herhalde yani. O kadar da namussuzluk yapacağını düşünmüyorum. Evet, burada şanslı bir şekilde sektirdim. Şu an iki tank da bana tek atış durumunda. Muhtemelen ilerleyemiyorlar. Aslında biri ölüp birini alabilirdim. FV'yi çektim burada. Evet, soldan bile TL4 gelmiş. Ulan bizim FV40 gibi muhtemelen ona öldü. Evet, şeyi de aldım. VT'yi de aldım burada. Eşi yapıştırdık hemen. Artık bir TL4 kaldı. Ona da kendimi riske etmeyeceğim. Kendi gelirse atış yapacağım, gelmezse şey yapacağım yani, bekleyeceğim. Ya Centurion 7-1 eski hash topuna sahip oldu. Daha yüksek bir DPM'e sahip ama yine de dikkatli olun yani. Benim gibi gidip 20-30 vurmayın. Tankları yan tarafından ve boşluk ısırığa gelmeyecek şekilde veya arkalarından hash'i yapıştırarak çok yüksek demeçler çekebilirsiniz arkadaşlar. FV4202'ye de geldi aynı o top. Şimdi birazdan da onu inceleyeceğiz. 3170 vurmuştu. Bu arada çok masraflı, bu aklınızda olsun. Yani gold mermi olarak geçtiği için bayağı bir eksiğe düşüyor. Lan FV bıraktın gitti beni. Muhtemelen TL4'lü döndü o. Aklımda öyle kalmış. Ya da öyle düşünüyorum. Evet, bakalım şimdi FV4202'ye. Hemen topuna bakalım. Gördüğünüz gibi diğer topta burada. 105 delişten, pardon 210. 210 delişe geçiyor. Az önceki delişi göremedim. 105'ti galiba ya da 110 muydu? Şimdi FV'yi birazcık zırh deliciyle deneyeceğim. Bakalım doldurması kaç saniyeye çıkıyor. Evet, 20 tane hash alalım.
45 tane de hatta daha fazla alalım. Normal diğer eşe gerek yok. 52-20 şeklinde bir deneyelim. Ben bildiğiniz gibi tankların çoğunda normal deliş artırıcı kullanmıyorum. Ama şimdi heş mermi geldiği için heş merminin delişi yaklaşık 230'a 235'e falan çıkıyor bu normal bu donanımla beraber. Ben de bu şekilde birazcık deneme şey yaptım. Karar verdim. Evet, sağ tarafa yönlendiriyoruz takımı. Bu arada tehlikeli düzde kalmıştı. Ben sana unuttum gitti o. Zırhtan bahsedecektim. Zırh arkadaşlar tamamen T-44'le aynı. Yani ne gövde zırhında ne terat zırhında hiçbir yerinde fark yok. Yani T-44'ün bir kopyası. Birkaç özelliği kırpılmış sadece. Bakalım ne zaman gelecek. Ben almayı düşünüyorum. Düşünüyorum tabii ki medium tank sonucunda. Ben medium tankları bildiğiniz gibi çok severim. Ben kesinlikle bu tankı alacağım. Yani gold vermeden almayı deneyeceğim. Gold vereceksem de en fazla 1-1.5K veririm. Oyun artık bir süredir para yatırmıyorum. Yatırmamayı da düşünüyorum. Yani yatıracak da bir şey kalmadı açıkçası. O kadar çok premium tankım var ki. O kadar yani seviye 10'daki bütün tanklara sahibim. Seviye 9'da rahat bir 6-7 tankım var. Seviye 8'de 20-30 tankım var. Seviye 7'yi saymıyorum bile. Neyse tekrardan başa dönelim FB40-0K. Burada hiç atabileceğim güzel bir rakip buldum. Evet 438'e yapıştırırım Leopard'a. Leopard ve Vechet gibi tanklara çok rahat bir şekilde hiç neredeyse paletini gelmediği sürece vurabiliriz. Direkt göt oldum. Direkt. Saniyesinde göt oldum. Kendi kendimi göt ettim. Paletine de gelmedi ama 178 vurdum. Bilmiyorum nereye geldi arkadaşlar. Yani o atışın normal girmesi gerekiyordu. Neyse. Saniye bir ya. Söyler söylemez. Bari cümlem bir sedimlet unutsaydı falan. İlerliyoruz buradan. O tanklar muhtemelen kaçacaklar. Ben hemen şu yukarı tarafa çıkıyorum. Hatta muhtemelen kaçmışlardır bile. Evet kaçmışlar bile. Karşıya bile çıkmış adam. Leopard gözükmüyor. Leopard daha mı arkadan kaçtı ya da aşağıdan kaçmış olabilir. Evet bu sefer deldi. 454'ü vurdum. Direkt heşte mermimin durmasındaki sebep karşı tarafta sadece Leo ile Behçet var. Bu da gun magnetine gitti herhalde. Ulan ne bastı adamı. Bu da ki bu hiç girmedi. İşte böyle şanssızlıklar da olabiliyor abi. 476 tamam şimdi 436 mıydı şimdi tam nüfuz etti. Bir atış sektirdim orada muhtemelen Leopard'dan hala bana atış yapmaya deniyor. Evet bak gördüğünüz gibi E-75 yan tarafından çok rahat bir şekilde delebiliyorsunuz. Dümdüz duruyor. Dediğim gibi böyle dümdüz duran ve boşluk hızına sahip olmayan tanklarda hiç sıkıntı yaşamazsınız. Yapıştırıyoruz 480, 470. Zaman yeri geliyor 500 bile vuruyor. Evet, Leopard beni kolluyor. Derken de Leopard hemen bana atış yaptı. Hala oradan beni vuruyor. Bir de spot'a gitti namussuzun ya. Orada bizim tankımız da var. Nasıl spot'a gittiyse. Son atışı yapamadım. İyiydi böyle AFK adam çekmek zevkliydi. Artık ilerlemek durumundayız. Behçet'e bir tane daha hash geçer mi? Arada bir sürü şey var. Mecbur APC'ye geçeceğim. Derken adam ben orada olmadığını düşündüm. Öylesine bir atış yapmışım. Adam oradaymış gerçekten. Tekrardan hash'e geçtim. Şöyle bir atış. Evet 475 vurdum yine. Behçet'i aldıktan sonra sol tarafa doğru yönelebiliriz. Leopard var. Bir de VT var. VT muhtemelen girdi pusuyor. Şu an amacım o Leopard atan ölmek üzere. VT'ye gördüğünüz gibi attığım her eş neredeyse girer. Az önceki gibi kötü olurum. Ama yetişebilir miyim yetişemez miyim fikrim yok. Umuyorum ki bir atışım olsun. Evet. Arada çok engebe var ya. Oraya gidene kadar lan diyorum içinden diyorum kendini gösterme diyorum. Bekle çıkma abi bana atarsın. Yani ben sana atarım sen bana atarsın. Derken E75'e yetişmiş bile zaten ona. FV183'te tek atışta aldı. Evet. FV40-02 artık daha da güzel, daha da keyifli bir tank haline geldi. Zaten sevdiğim bir tanktı. Değişik bir oynama stiline sahip bir tank. 3775 hasar yaptık. Ama yine gördüğünüz gibi kredi eksildi. Yani bayağı bir masraflı oluyor bu şekilde. Aklınızda olsun. Şimdi güncelleme notlarında ne kaldı? Güncelleme notlarına da bakalım birazcık. Behçet, test server'da bahsetmiştim arkadaşlar. Behçet'in doldurma süresi, yani klip arasındaki geçiş 3'ten 2.5'a düşecekti. Ama test server'daki oynayanların yapmış olduğu performansları fazla buldular. Bildiğiniz gibi ben de bir 6-7 maç yapıp her maç 4K vurmuştum. Yani güzel denk gelmişti. Vazgeçtiler. Yani bu 2.5 olayı yalan oldu. Keşke olsaydı. Hala kesinlikle ihtiyacı var bu Behçet'in 2.5 saniyelik Insta Clip reloaduna. Ama vazgeçtiler. Yani eninde sonunda getireceksiniz bunu. Niye vazgeçiyorsunuz? 2.5 saniyeli bu tank OP olmayacak. Anlayın abi şunu. OP olmayacak. Bu arada gördüğünüz gibi sektöre dikkat şeylerine hemen üst tarafta basıyorum.
Neyse FW40 dedik, Centurion 1 dedik. T-62A'nın mermisinin delişine buff geldi. Yanlış hatırlamıyorsam 5 mm ya da 10 mm. 5'ti galiba, aklımda o kalmış. Tiger 1 ve Tiger P nerf yedi. Kesinlikle yemeleri gereken bir nerfti. Yani ben nerfe kesinlikle karşı bir adamım ama Tiger P ve Tiger 1 gerçekten OP olmuştu. Adam nasıl tarıyor ya? Sen koskoca ağır tanksın, geliyor adam benden daha hızlı vuruyor. Ben medium'um veya light tankım. Yüksek bir nerf almadılar, düşük bir nerf aldılar. 4.7 saniye dolduruyordu. 5.6 saniye çıktı diye hatırlıyorum. Ya 5.6 ya 5.8. Hala çok iyi tanklar. İkisi de aklınızda olsun yani. Vazgeçmeyin tanklardan eğer gidiyorsanız o seriden. 112'den bahsettik. Ferdinand'ın can puanı düştü. Son topunun delişi demişim. Yükleme süresi arttırıldı. Yani Ferdinand'ın da çok ihtiyacı yoktu. Yani iyi bir tank tamam da yani çok da aşırı bir şey göstermiyordu. Aşırı iyi bir vinyeti yoktu. Aşırı iyi tank. Yani abarttı bir şekilde değildi Tiger P ve Tiger 1 gibi demek istediğim. AMX 50 Fog seviye 9 ve seviye 10'dakilerin zırhlarına bir buff geldi. Küçük bufflar yine bir boka yaramaz. O tankın topu değişmediği sürece ben o tankı kasmayacağım. Şu an bende seviye 10 olmayan tek tank bu Fog 155. Dediğim gibi o tanka şarjörlü top gelmediği sürece ki muhtemelen gelmeyecek. Ben o seviyeye gitmeyeceğim. Başka da genel karakteristik değişiklikler bunlar. Bunlar içinde bildiğiniz gibi şu minimap'te sektöre dokunma olayı geldi. Başka da bir şey yok diye hatırlıyorum, bir bakayım. Bahar sezonu geldi bildiğiniz gibi bu şeyde, Twister Cup'ta yeni bir sezon açıldı. Birkaç tane bug'lar falan düzeltildi. Yani küçük minor ya, küçük bir güncellemeydi. Bundan sonra muhtemelen 4.8 güncellemesinde yeni bir seri bekleyebiliriz. Ne gelir? Ne gelebilir? Çin'in ağır tankları gelebilir. 113 serisi gelebilir. Bu bir. AMX-30B gelebilir. Bu AMX-30B'ye AMX-1390'dan geçilecek. AMX-30B seviye 10 medium tank. Leopard 1'e çok benzeyen bir tank. Bu gelebilir. İkinci tercih. 3 başka seri var mıydı ya gelmek üzere olan? Şu an hatırlamıyorum ya. Benim düşüncem ya 113 gelecek ya şey gelecek. AMX-30B gelecek. Hangisini tercih ederim? Yani AMX-35'i tercih ederim şimdi. Çünkü kasması daha kolay olacak. Direkt seviye 8'den seviye 9'a atlayacağız. Ki Leopard tarzı bir tank olduğu için oynaması oldukça keyifli bir tank olacak diye düşünüyorum. Neyse 5'li de bu arada şeyden bahsetmiştim de böyle arazi direnciyle ilgili bir hareketliyle ilgili bir buff geldi. Şu an içeriğini hatırlamıyorum. Onunla ilgili de maçın kapanışı da 5'li yapalım dedim. Evet arkadaşlar, genel özellikler, artılar, eksiler bunlar. Şurada hemen bir paletini alalım. Hemen tamir etti. Bir daha alırım, alamadım ben. şimdi ne bu videoyu cuma günü, perşembe günü koyuyorum. Bu arada videosu hazırlayacağım. Full line videosu hazırlayacağım arkadaşlar. Line demişim. Full seri. Yani bir tankı, bir tanesini hazırladım hatta. Seviye 5'ten başlayıp 10'a kadar inceleyeceğim bütün seriyi. Alman E100 serisini çektim. Ondan sonra bir tane tank avcısı serisi çekeceğim. Muhtemelen Obje 268 serisi çekerim ama onun önceliğinde farklı istekler olursa, yani daha bir kısım böyle bir grup daha fazla bir seri isterse ona yönelebilirim, kesin değil. Yani böyle uzun bir video çekeceğim. Onu hafta sonuna yetiştirir miyim yetiştirmez miyim bilemiyorum. Bu şekilde yeni bir de başlangıç rehberi de hazırlayacağım. Bayağı güzel bir rehber olacak. Neyse şuraya gelip şu bankta da bir sigara içip videoyu noktalayalım arkadaşlar. Neler yapmışız? 4175 vurmuşuz. Evet, cumartesi günü görüşmek üzere.